merhabalar. Yine bir canım doktor programıyla çok ilginç ve güzel bir konuyla beraberiz. Güzel konu demeden önce canım doktor üniversitelerde gezmeye devam ediyor. Şimdi bizi ağırlayan özel Acıbadem Üniversitesi ile beraberiz. Ve Acıbadem Üniversitesi'nin bu güzel konferans salonundan sizlere yumurta, sperm ve embriyo sağlığı ile ilgili neler var gelişmeler onları anlatacağız. Biliyorsunuz 30 Eylül 2014 tarihinde daha çok yeni. Bununla ilgili bir yönetmelik vardı, o değişti. Neler getirdi, neler götürdü, olumlu, olumsuz yönleri var mı? Bunları hepsi detaylı olarak konuşacağız. Konuşacağız da önce hareket, önce sağlığın birinci adımı ve bu sağlığın birinci adımı hareketi, egzersizi bize göstermek üzere her zamanki gibi güler yüzüyle Mert Güler Hoca'yı yoga eğitmenini buraya davet ediyorum. Bize biraz bir şeyler göstersin. Sağ ayağımızı sallayalım. Fark etmez sağ sol. Salla. Çok hocam güzel. Öyle deyince herkes başka tıslarından sallıyor. Sallıyoruz. Peki. Evet. Kolları da sallayalım şöyle. Salla. Evet. Gülümsemeyi ihmal etmiyoruz. Çok güzel. Salla salla. Omuzları yukarı aşağıya, yukarı aşağıya, yukarı aşağıya, yukarı aşağıya. Bana ne, bana ne. Bana ne. Tamam, hazır mıyız? Ellerimizi koyduk. Bugün böyle güzel, yavaş yavaş rahatlama, gevşeme yapıyoruz hocam. Harika. Ellerimizi karın bölgesine koyduk. Çok güzel. Burundan nefes alıp burundan vereceğiz. Sadece karnımızı öne doğru şişireceğiz nefes alırken. Verirken yavaş yavaş içeriye doğru girecek. Dik duruyoruz, gülümsüyoruz. Şişirme işini de bana bakabilirsiniz. Ben hiç şişiriyorum. Zaten şişirdim. Derin bir nefes alıyoruz karnımızdan. Yavaş yavaş veriyoruz. Şişirmeye çalışın. Hiç problem değil. Evet, tekrar. Diyafram nefesi diye geçiyor. Al nefes. Şişir, 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 şişir. Çok güzel. Yavaş yavaş veriyoruz. Üçüncü kez, son kez. Derin bir nefes alıyoruz. Yavaş yavaş veriyoruz. Şimdi ellerimiz dizlerimizin üstünde. Bu sefer iki birimde nefes alacağız. Aldığımızdan iki katı daha yavaş nefes vereceğiz. İki sayıda alacağız, dört sayıda vereceğiz. Hemen gösteriyorum. Bir, iki nefes alacağız ama dört sayıda yavaş yavaş vereceğiz. Bir, iki, üç, dört. Çok özel sakinleşmek için bir nefes tekniği hep beraber deneyelim. Hazır? Ver nefesi ilk önce, ver, ver, ver. Derin bir nefes al. Bir, iki, dört sayıda ver. Bir, iki, üç, dört. Tekrar. Bir, iki, hemen. Bir, iki, üç, son kez, üçüncü. Bir, iki, bir. Hocam gülmeye başladılar. Yavaş yavaş veriyoruz. Çok güzel. Son kez gözümüzü şöyle güzelce bir kapatıyoruz masaj niteliğinde. Dört daha, üç daha, iki, bir daha. Yavaşça bıraktık. Nasıl hissediyoruz kendimizi? Oh, oh, harika. Harika. Çok çok teşekkür ediyorum Mert Hoca'ya. Ve şimdi birazdan aramızda Profesör Doktor Bülent Tıraş burada olacak. Kadın sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Ona neler soracağım? Embriyo sağlığı, yumurta sağlığı, hepsi birden. Görüşeceğiz. Çok teşekkür ederim. Sonra bakın şimdi burada kritik öbür bir yaş 32. Ne demek kaliteli yumurta hocam? Bu yumurta sağlığına zarar veren çevresel etkenler. Peki ne yapmam lazım sağlıklı yumurta için? Evet. Bülent Hocam hoş geldiniz tekrar. Profesör Doktor Bülent Tıraş, kadın sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Ama çok uzmanlaştığınız bir başka alan var. Evet. Kadınlarda yumurta sağlığı dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Yaşlara göre kadınlarda yumurta sayısı değişiyor mu? Nasıl oluyor? Bizden dinleyelim. Tabii tabii, memnuniyetle. Şimdi şöyle oluyor. Aslında bir kadında yumurta sağlığından bahsedildiği zaman yumurtalık rezervinden bahsediyoruz. Yani bu yumurtalıkların bir rezervi var. Bu rezerv de yumurtalığın içerdiği yumurta sayısıyla alakalı. Hı hı. Ama zaman içerisinde bu yumurta sayısı düştüğü zaman hem sayı olarak azalma oluyor, hem de yumurtaların kalitesinde azalma başlıyor. Sanıyorum bir tablomuz vardı. Doğru. Şöyle bir görelim. Evet. Şimdi yaşlara göre gördüğüm kadarıyla doğumda 1,5 milyon doğru yumurtayla doğuyor. Doğru. Doğru. Peki ama sonra ilk ergenlik dönemine geldiğimiz zaman hemen yumurta sayısı 400 binlere düşüyor. Şimdi burada enteresan olan şu tabii. Hani doğumda 1,5 milyon yumurta yükleniyor bir kız çocuğuna. Hı hı. Ama aslında ergenliğe kadar bir yumurtlama süreci olmadığı halde
Bu süreç içerisinde işte bizim bu apoptoz istediğimiz programlı hücre ölümüyle bu yumurtaların sayısı azalıyor, azalıyor. Ve bunlar ergenlikte, yani aslında bu yumurtaları genç kız çocuğu yeni kullanmaya başlayacağı zamanda bile elinde bu kadar kalıyor. 400 bin tane kalıyor. Yani ölüp dökülüyorlar mı? Ölüyorlar. Bunlar yumurtalığın, evet, hani yumurtalığın içerisinde aslında bakıldığı zaman bu kız çocuğu daha içeride bir embriyo halindeyken 6-7 milyon yumurta var. Aha. Doğumda 1,5 milyona iniyor. Ergenlikte 400 bine iniyor. Acaba bu bir seleksiyon mu? Yani evet, bu çürük, evet, yumurtalar, evet, gidiyor bir kere, onlar atılıyor, devre dışı doğru, oluyor. Doğru, o zaman doğru. 400 bin yumurtayla doğru. Bir genç kız üreme yaşamına başlıyor, harika, diyelim yani. Peki sonra? Sonra biraz... bakın şimdi burada kritik öbür bir yaş 32. Aha. Şimdi 32 yaş civarı, bu çok bilinmiyor. Genelde 35 bilinir ama gerçekte 32 yaş civarında artık hani... yaş 32 yolun yarısı eder yok gibilerden. Hocam dur, 35'i biz onu 40'a çıkardık. Ama biz üreme açısından. bu ergenlikteki 400 bin olan yumurta sayısı esasında bakın 150-200 binler civarına geliyor. Yeri yere düştü. Düşüyor. Yani şöyle böyle 10-15 yıl içinde doğru. O 200 yarısını bin yumurta kaybediyor. Birden bunların bir kısmı telef oluyor, yine evet, yok oluyor. Evet. Yani belki de sizin söylediğiniz gibi bir doğal seleksiyon mekanizmasıyla bunların bir kısmı gibi. Bunların bir kısmı kullanılıyor ama aslında gerçekte kullanılan bölümü çok az. Büyük bir bölümü bunların yavaş yavaş gidiyorlar. Atılmadan kanala, evet, bir yerlere gidiyor. Evet, doğru. Sonra da sonra 43 aslında, yaşında. Evet, 43 artık son nokta diyebiliriz. Yani 43'e geldiğinde artık bir kadının yaklaşık 3-5 bin tane yumurtası kalıyor. Peki hocam şöyle gelelim. Tabii bu aslında bir kadının yumurtalıklarındaki bütün mevcut yumurtayı sembolize etmek için getirdik. Aha. Yani burada bir rezerv var. Yani bu aslında kadının, bir yumurtalık. Evet, yumurtalık ve içinde de bunlar var. Biz bunlara aslında primordial folikül diyoruz. Yani ilk yumurta kesecikleri diye Türkçe'ye, aha, çevirebiliriz. Evet. Bunlar burada duruyor. Bunlar bizim herhangi bir şekilde göremediğimiz, ultrasonda da bunları ölçemediğimiz yumurta rezervi, yani havuz diyelim. Şöyle bir şeyin içinde. Bunlar, evet, burada duruyorlar yani aslında. Yani şunlar yumurtalıklar. Yani bunun kabaca, içindeler. Bu bir tanesi teşekkür doğrudur, ediyor. Doğrudur. Aynen burası öyle. Burası rahim evet, ağzı. Evet. Şu da yumurta. Bu yumurtanın, evet, içinde bu yumurta burada, kesecikleriyle beraber burada duruyor. Duruyorlar. Ama bunlar, aha, dediğim gibi bizim herhangi bir şekilde göremediğimiz ya da herhangi bir şekilde ultrasonda ölçemediğimiz ilk yumurta kesecikleri. Şimdi bunu niye getirdik? Onu ben size anlatayım. Çünkü şu merak ediliyor. Yani bir kadın işte her ay bir tane yumurta yumurtluyor. Biz işte tüp bebek tedavilerinde de şu soru soruluyor. Bizim bu ay siz ilaç verdiniz. Birçok yumurtamızı büyüttünüz. Bu yumurtalar gitti. Acaba biz bu yumurtaları kaybediyor muyuz? Menopoza daha mı yaklaşıyoruz falan gibi. Hı hı. Ama aslında bu gerçek değil. Yani bunun nasıl olduğunu size anlatmak için bunu getirdim. Şimdi biz bunlardan bir avuç alalım şöyle. Zaten yani o yaşlarda 400 bin tane yumurta var. Sizin oyunlaştırdığınız, erginleştirdiniz. Evet, çok az sayıda. 50 tane, 100 doğru, tane bile olsa. Belki o kadar bile, o kadar değil bile yani. 15-20 tane. Şimdi bu kadar yumurta hücresi. Yola çıkıyorlar buradan, şu havuzdan. Hı hı. Ve takribi 2,5 ay gibi bir süre içerisinde, 72 gün içerisinde hormonlardan bağımsız bir şekilde kendileri belli bir süreç kat ediyorlar. Yani büyüyorlar, gelişiyorlar. Gelişiyorlar ve geliyorlar buraya ve kadının yumurtalığında bizim ultrasonla görebildiğimiz hale dönüşüyor. Bunları görebiliyorsunuz. Evet, burada bakın kaç tane var? 10-15 tane. Biz şimdi kadına ultrason yaptık adetinin 2 veya 3. günü. Biz bunları görüyoruz artık. Çünkü bunlar 2 ila 10 milimetre büyüklüğünde bir çapa ulaşıyor. Burada hemen bir şey sormak istiyorum. Evet. Şimdi bunların içinde de nasıl eciş bücüş nohutlar varsa yumurtaların içinde de eciş bücüşler var. Kalite var değil mi? Yani kaliteli ve kalitesiz yumurtalar var. Aynen öyle. Ne demek kaliteli yumurta hocam? Bizim açımızdan aslında kaliteli yumurta sağlıklı bir bebek yapabilen yumurta demek. Hı hı. Yani sonuç, son ürün sağlıklı bir bebek. Şimdi peki bunu nasıl anlayacağız? Bunu aslında anlamanın da çok fazla bir yolu yok. Aha. Aslında sağlıklı yumurta demek
Bir spermle birleştikten sonra sağlıklı bir genetik yapıya sahip olan, yani kromozom sayısı tam olan ve sağlıklı bir bebek meydana getirebilecek bir yumurta demek. Dediğiniz gibi bunların içinde bir kısmı öyle değil yani. Peki ne yapmam lazım sağlıklı yumurta için? Burada bir tablo yapmışsınız. Evet, sağlıklı yumurtalara sahip olmak için iki maddeniz var. İki tane mi? Aslında mi? Yok, aslında çok var da tabii burada en önemlileri bunlar. Yani bir kere birincisi tabii ki genetiğiniz çok önemli. Yani annenizin hani yaşı, hangi yaşta menopoza girdiği, onun yani geçmişteki aslında bu konudaki performansı sizin için bir yol gösterici. Bir süre. Ama bu arada sigaradan uzak önemli. Yaşamlık çok önemli diyorsunuz. Çok önemli. Genetik evet. Evet. Anne yaşı yapısı. Evet. Ona çok fazla bir şey yapamıyoruz. Ona bir şey yapamayız. Peki sigaradan uzak yaşam ne yapıyor sigara? Yani nedir sigaradan uzak yaşamla kastettiğiniz de şöyle otururken yanında bir tane komşum bir tane tüttürüverse aman gitti yumurtalarım eciş mi oldu? Evet yani yandaki komşudan yani. Pek olmaz da tabii siz kendiniz içmemeniz lazım. Bir. Ama iki. Tabii ki söylediğiniz de doğru yani bugün hani böyle sigara içilen bir ortamda pasif içici olursanız sürekli o da tabii sizi olumsuz etkileyecektir. Biz burada pek korkutmuyoruz insanları. Evet. Yani yanında bir tanesi bir tane sigara içiverdi. Ben de orada durdum. Ama ne yumurtalarım gitti o kadar da kolay değil. Yani uzun süre evde sigaralar içili hep dumun altında tabii, kıldırsanız tabii, koca münasebetsiz sevgi oluşturduğunuz yer içlerinde. Neyse Allah'tan sağlıksız sigarasız ortamlar çok daha rahatladı. Çoğalıyor. Ama hanımlarda eğer hamile kalmasalar bile sağlıklı yumurta sahibi olabilmek için, sağlıklı bebelerin sahibi olabilmek için yanlarında pek fazla insanların sigara içmemesini sağlamaları lazım. Hele hele kendileri sigara içiyorsa uf. Tabii tabii. Peki hocam muhteşem bu iki çok önemli bunlar faktör. Bunlar çok önemli. En önemli bu ikisi. Hı-hı. Ama başka faktörler de var tabii. Yani kullanılan ilaçlar, işte alkol, uyuşturucu gibi ajanların tüketimi. Bir de tabii esas belki burada birazdan gireriz. Yani bu yumurta sağlığına zarar veren çevresel etkenler. Yani aha. Bunlardan da uzak durmak lazım. Yani beslenme biçimi bir şekilde obeziteden uzak durmak lazım. Yani şişmanlıktan uzak durmak lazım. Zaten evlendikleri zaman şişman olmuyorlar hocam. Evet. Sonra sonradan şişmanlıyorlar. Evet, çocuk, evet. Birinci çocuktan sonra dağılıyor onlar. Evet. Neyse çünkü herkes dağılmıyor. Ama size ben bir şey daha sormak istiyorum. Tabii. Anneler yediğiniz işiniz dikkat edin de. Analar der ki yavrum taşa oturma. Evet. İşte ıslak mayona dolanma. Evet. Şimdi bunlar usta taşı oturmuş bu kızcağız şimdi çocuğum. Birazdan da denize girecek. Birazdan orada da girecek mayona ıslak kalacak. Şimdi nedir yani bunlar gerçek yani payı nedir? Yani aslında şöyle yani gerçek payı var. Şöyle var. Burada tabii enfeksiyonlardan korunma belki öğütleniyor. Aha. Çünkü şimdi ıslak mayoyla oturduğu zaman veya böyle bir taşa oturduğu zaman bir şekilde bir üriner enfeksiyon ya da idrar yollarına bir iltihaplanma kadınlarda daha çabuk olur sıklıkla ve bunun belki daha sonra devamında genital sistemin yani rahimin ve hani tüplerin enfeksiyonu ki bunlar ciddi şekilde problemler yaratabilir diye böyle. Kirli bir alan aslında. Evet yani oradan tabii alan. Belki bir enfeksiyon kapması söz konusu olmaz ama en azından dediğiniz gibi bir idrar yolu enfeksiyonuna vesaire zemin hazırlayacak bir soğuk alma tarzında bir şey olabilir belki. O da tabii sonuçta tüpleri etkiliyor. Tüpler tıkanıyor yani. Aha. Evet. O enfeksiyonlar tüplerin tıkanmasına, yumurtanın rahime düşmek üzere kat edeceği boruların tıkanmasına neden oluyor. Doğru. Peki. Ben bir babayım. Evet. Kızım yok ama oğlanlar benim hayta. Pek istedim kızım olmadı. Evet. Ama kızı olanlar. Evet. Anneler, babalar. Ne yapsın çocuklarına, ne desinler kızlarına? Yani çocuklarının ileride bu güzel duyguyu tadamama riskini ortadan kaldırmak için nedir önerileriniz Bülent Hocam? Benim vallahi önerim şu tabii ki. Öncelikle yani ergenlikten itibaren bu genç kızlarımızın düzenli bir üreme sağlığı açısından da doktor kontrolüne gitmeleri şart. Yani işte bazen hani 12-13 yaşındaki bir genç kızımız şiddetli adet ağrıları falan çektiği halde bunu mesela doktora götürmüyorlar. Yani nasıl bu jinekolojik muayene olacak? Aslında ultrason olacak. Karnından dolu bir
idrar torbasıyla ultrasonla bakılacak. Ne kadar zamanda baktırsınlar? Hemen adet görmeye başlamadan belki önce de olabilir ama gördükten sonra düzenli bir iki senede bir senede, desek. Senede bir kez en azından götürmeleri lazım. Peki ama yine de bir yumurtayı sağlama alma, garantiye almak gibi bir duygu. Evlendi, evlenemedi, olmadı çocuğu. İleride teknoloji gelişecek. Kimler yumurtalarını dondursun? Kimler artık, çünkü o yeni yönetmenlik işi biraz daha değiştirdi zannediyorum. Tabii, doğru, aslında. Doğru. Çok daha uygar bir yönetmenlik. Yumurtalarınızı saklayabiliyorsunuz. Eskiden kanserli olanlar için de bu. Hani radyoterapi alacak, bütün yumurtalar ölecek. O zaman yumurtalarını alayım. Peki şimdi biraz daha ileri gitti zannediyorum. Doğru. Kimler ne şekilde dondursun yumurtalarımı? Yani eşe her kadın, yani ne lazım ben şey 30-40-50 tane yumurtamı dondurayım da buradan ne lazım desin mi? Yok, bence şöyle olmasında fayda var. Zaten bakın burada hemen geldi. Bir kere eğer zaten bir kanser tedavisi görecekse bir kadın, bu kanser tedavisinin öncesinde, çünkü kemoterapi dediğimiz ilaç tedavisi ciddi şekilde yumurtalar üzerine zararlı. Yani bir daha hiç çocuğu olmayabilir. Ya da radyoterapi, ışın tedavisi alacak karna, başka bir nedenle. Örneğin bağırsak kanseri veya başka bir kanser nedeni ışın tedavisi, yumurtalıklar etkileniyor. O zaman bunların mutlaka dondurmalarını öneriyoruz. Zaten eski yönetmelik de buna izin veriyor idi. Evet. Yine bakın, üreme işlevini kaybettirecek ameliyatlardan önce. Yani mesela aslında çok basit bir şey söyleyeyim. Yumurtaların alınması gibi mi? Evet, yani mesela şimdi yumurtalıklar bazen alınabiliyor bazı nedenlerle. Şimdi biz mümkün olduğu kadar korumaya çalışıyoruz. Ama eskiden daha sık gözlediğimiz, mesela yumurtalık kendi etrafında dönüyor. Biz buna torsiyon diyoruz. Bu mesela yumurtalık alınıyordu eskiden. Şimdi almıyoruz. O düzeltiliyor ve öyle kalıyor. Ya da işte bu çikolata kistleri gibi kistler ameliyat ediliyor sıklıkla. Bunların çok fazla artık ameliyatını istemiyoruz. Koruyorsunuz. Kendi yumurtaları korunsun diye ama yine de olursa o zaman evet, böyle bir ameliyat olacak. Yumurtaları al sakla. Peki. Hocam bir de bu var. Evet. Şimdi artık çocuklar okuyor. Evet, evet. Okuyunca yani şimdi hadi o hele tıp fakültesi düşünsenize. Kariyer diyecekler şimdi, tıp fakültesini bitirecekler. Yani arkasından bir de ihtisas yapalım falan arkasından. Yaş gelmiş, 35-32 yaş geçmiş. Evet. Şimdi dondursun mu? Valla şöyle, yani doçent olacağım diye tutturmuş, bize göre, 40 yaşına gelmiş doçent olacağım. Doçent gene iyi, profesör olduktan sonra çocuk yapayım diyor şimdi. Ya, kariyer de yaparım da, çocuk da yaparım kariyer de diyenler için. Çocuğu önce yapsın. Önceliği kariyer, öncelik çocuk aslında. Önce ama çocuk olmuyorsa, yapsın. Öncelik kariyere geldiyse o zaman alabiliyorsunuz dondurmayı. Tabii şimdi. Aha, bu indikasyonu siz koyabiliyorsunuz bu işte, yeni yönetmenlik. Tabii yani şimdi yeni yönetmenlik diyor ki evli olma şartı yok. Eğer siz diyor hekim olarak diyor bir tane rapor çıkarırsanız diyor bu kişinin yumurtalık rezervi azalmıştır diye, o zaman diyor bu kişinin yumurtalarını dondurabilirsiniz diyor. Yaş sınırı var mı? Yaş sınırı yok. Yani 30 yaşında bile tabii. Siz evet yumurtalar azalıyor, ben bunu sağlıklı alayım deyip, yani bu 20 yaşında da olabilir, 25 yaşında da olabilir, 18 yaşında da olabilir. Çünkü bakın ailesinde erken menopoz öyküsü olan kişiler, kadınlar diyelim ya da genç kızlar, annesi 30 yaşında menopoza girdiyse eğer, o zaman bu genç kızımızın da erken menopoza girme ihtimali vardır. Yapamıyor, çocuk da yapamıyor, evlenemedi dediğiniz gibi kariyer yapacak. O zaman 25 yaşında yumurtalarını dondurabilir. Erkeklerin de kabahatleri oluyor. Hep hanım hanım denirdi, artık anlaşılıyor ki erkeklerin spermlerinde bir şeyler var. Doğru. Bülent Hocam. Erkeklerin sperm azlığı ile ilgili de söyleyecekleriniz vardır. Tabii. Yani aslında temelde söylediğim şeylerin hepsi erkekler için de geçerli. Çünkü bu bizim... Spermler zannediyorum değil mi? Canlı spermler. Peki. Şimdi, bunlar az olabilir, kalitesi olabilir. Evet. Yani şöyle, erkeklerde de aslında sperm dondurma ülkemizde bu kanser ameliyatları vesaire gibi olaylar öncesinde veya kemoterapi, radyoterapi öncesinde yasal. Ama erkeklerde mesela hani sperm sayısı azaldı, bunları dondurabilirsiniz gibi bir yönetmelik yok. Muhtemelen bu da eklenecektir. Ama bizim de tabii hani erkeklere en önemli önerimiz, özellikle erkeklerde, yani ben nasıl olsa evlenirim,
çocuğum olur gibi kendilerini çok fazla aslında güven içinde hissetmemelerini hep tavsiye ediyorum. Hep öyle olur yani, adam 60 yaşında çocuğu olur ama ya da 70 yaşında bilmem çocuğu olduğu nedir. Kimde oldu, komşuda oldu, oraları ben karıştırmam. Evet. Ama 70 yaşında da erkek çocuk sahibi olabilir. Olabilir. Buyur. Erkekler de sperm üretimi açısından kadınlara göre farklı bir olay var. Erkeklerde sperm üretimi yaşam boyu devam ediyor. Kadında ise yumurta üretimi biraz evvel söylediğimiz gibi belli bir yaşta bitiyor. Erkek 70 yaşında da yapabilir. Doğru. Peki sperm dondurmayı kimlere öneriyorsunuz? Erkeklere de yapılabilir. Şimdi kanunda bir ölçüde geliyor, toparlıyor. Evet. Kimler sperm dondurmak için gelsinler? Şu andaki yönetmeliğe göre kanser olanlar, yani diyelim testis kanseri oldu ya da başka bir kanser oldu. Evet. Hı-hı. Burada kemoterapi, radyoterapi gibi tedaviler görecek. Bu erkeklere öneriliyor şu anda. Aha, ve yapılabiliyor. Tabii, doğru. Peki, onun dışında sizce kimlere önerilmeli? Var başka bir şey? Bence aslında bu kadınlara yapılan sistemin benzeri de yönetmeliğe girecektir ilerleyen zamanlarda diye düşünüyorum. Spermi var, işte spermde bilmem kaç tane canlı olacağını da az var. 20 falan. Milyon olması lazım 1 mililitrede. Ama bence bu rakamın altında olduğu tespit edilen erkeklerde de olmalı. Tabii burada şu soru akla geliyor. Şimdi bir erkek evli değil. Şimdi evli olmayan bir erkek, şimdi biz diyoruz ki kadına, genç kızlarımıza gidin doktora. Ve hani düzenli olarak baktırın, aynı zamanda yumurtalık sağlığınıza baktırın, yumurta sayınıza baktırın, yumurtalık rezervinize baktırın. Şimdi erkek ne yapsın? Evleninceye kadar esasında normal koşullar altında klasik bizim kaidemiz şu: evlenecek, bir sene korunmayacaklar, o bir seneden sonra gidecek spermiyogram verecek. Bu böyle olmalı mı? Bize göre böyle olmamalı. Çünkü bu da bir üreme sağlığını... Öyleyse evet, yani kanun aynı kadınlar gibi olmalı. Doğru. Bülent Hoca, bir de embriyodan bahsediyorsunuz. Evet, evet. Bir de embriyo dondurma faslı var. Doğru. Bir de şunu bir anlatır mısınız, bu tabii. embriyo dondurma, o nasıl bir şey? Vallahi o da şöyle, yani bu da evli çiftlerde tabii yapılabilen bir olay. Aslında embriyo dondurma uzun yıllardır ülkemizde var, yasal zaten. Şöyle oluyor ama, tüp bebek için hani çiftler geliyorlar, tüp bebek yapılıyor ve onların fazla embriyoları donduruluyor. Zaten bu hani yasal olarak bu şekilde. Ama acaba burada tabii şu soru da gündeme gelebilir siz bunu söyledikten sonra. Çift mesela çocuk yapmak istemiyor kısa dönemde. Evlendiler ama kısa dönemde yapmak istemiyorlar. Yani bu çiftler de mesela embriyolarını dondurabilirler. Derler ki, atıyorum 30 yaşında evlendiler ama biz uzun bir süre çocuk sahibi olmak istemiyoruz. Hı. 40 yaşında, yani kadın 40'a gelecek, çift evli. O zaman bu çift de aslında gelip tüp bebek yaptırıp embriyolarını saklayabilir yani. Ha, tüp bebeği yaptırıp embriyoyu orada doldurup transfer daha ettirmez. Sonra saklar, evet. Durur. Ondan sonra bir süre sonra hazır, alır. Evet. Hocam, ne kadar girişi tekniniz. Evet. Şu küçük yavruların hayata dönmeleri için neler neler yapılıyor. Ama bu yapılanların tekniklerini de merak ediyorsunuzdur, biliyorum. Evet. Birazdan onlarla ilgili bir embriyolog gelecek. Cihan Hoca gelecek, sizi onunla tanıştıracağım ama önce Bülent Hoca'yı bir ağırlayalım. Kendisine değerli bir gelişim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür sağ olun. Ederim. Sağ olun. Bülent Hoca, çok teşekkürler. Dondurma deyince aklınıza şey gelmesin, Maraş dondurması. Bir hücrenin dondurulmasında en büyük problem hücrenin içinde bulunan su. Parmağımı değdirdiğim an parmağım orada kalır, değil mi? İsimleri de bunların üzerine yazıyorsunuz. Şunun üzerine yazılıyor. Aynen. Hı.